Birleşe birleşe kazanacağız. Ayrılık ayrılık yok. Gençler, size sesleniyorum. Ayrılık ayrılık yok. Türkiye'nin kaderini 5 milyon 300 bin genç belirleyecek. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana, insan haklarından yana, emekten yana, alın terinden yana oy kullanacak ve bir otoriter yönetimi değiştirecek, değiştireceksiniz. Gençler, otoriter bir yönetimi temiz oylarınızla değiştirmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir de emeklilere soralım. Sevgili emekliler, gideceksiniz 15 bin lira bayram ikramiyesini alacaksınız. Sizler de sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup bu hakkı bize teslim edilen kişiye biz en azından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Arkadakiler duymuyor galiba. Oraya da seslenmem lazım. Söz mü? Söz mü? Bakınız. Çankaya Köşkü'ne bakın, onu da söyleyeyim. Benim saraylarla falan bilgim yok. Saray, öyle lüks hayat falan filan yok. Biz sizler gibi mütevazi yaşarız. Evimiz güzel, mutfağımız güzel. Beraber, çoluk çocuğumuz beraber huzur içinde yaşıyoruz. Beyler o çocuklarını zenginler gibi paralı askerlik yaptırırken bu kardeşinizin oğlu madem ki fakir fukaranın oğlu gidip askerlik yapıyor, ben de gideceğim askerlik yapacağım dedi. Ve gitti askerliğini yaptı. Bir de diyorlar ki Kılıçdaroğlu milliyetçi değil. Şöyle söyleyeyim, çok çekmeyin. Milliyetçiliğimi tartışmak istiyorlarsa, bey yürekleri varsa çıkarsın karşıma. Gelirsin karşıma. Kim milliyetçi kim değil. Isparta'da milliyetçilik damarının güçlü olduğunu biliyorum. Ispartalıların köklü bir milliyetçi gelenekten geldiğini de biliyorum. Ama size sözüm söz. O Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza vereceğim. Sözde milliyetçiler ya. 20 milyar dolarlık bir tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Ve satacaklar. Bay Kemal bunu seyredecek değil mi? Yemezler, yemezler. Alacağım onu, alacağım. Orduya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Sevgili Ispartalı kardeşlerim, bir şey daha. Bakınız. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. Havadan bombalandı. 34 askerimiz şehit edildi. Vuran Rusya'ydı. Normalde ne olması lazım? Rusya'nın özür dilemesi lazım. Sizin askerlerinizi vurduk. Kusura bakmayın. Özür dileriz vesaire vesaire vesaire. Devlet protokolü içinde ne gerekse yapılması lazımdı. Ama ne oldu? 34 askerimiz şehit oldu. Bizim beyefendi kalktı koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Putin onu kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Yuh çekmeyin arkadaşlar. Yuh çekmeyin. Yuh çekmeyin. Enerjinizi sandığa. Enerjinizi sandığa. Sandığa. Enerjinizi sandığa. Gitti Putin'in kapısında kronometreyi açtı. Putin'in kapısında bekletti. Bir süre sonra kapıyı açtı. Gel içeriye dedi. Oturabilirsin dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına, cumhurbaşkanına böyle bir şey yapılamaz. Rakibimiz olabilir ama sonuçta biz aynı ülkede yaşıyoruz. Biz birlikte yaşıyoruz. Temsil ettiğiniz şey Türkiye'nin ve Türkiye Devleti'nin itibarıdır. O nedenle o alanda
O söylemde, o yaşananlarda hazmedemediğim bir gerçek vardır. Bunun bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Telafi edecek olanlar da sizlersiniz. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanın. Elinizi vicdanınıza koyun. Ve o zaman göreceksiniz ki Türkiye'de çok ama çok şey değişecek. Birlikte değişeceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Huzur içinde bu ülkede birlikte yaşayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Anneler, size de bir çift sözüm var. Size de bir çift sözüm var. Ayrılık yok değil mi? Ayrışma yok değil mi? Sandığa beraber gideceğiz değil mi? Bir bayram havası içinde gideceğiz değil mi? O zaman bu iş bitmiştir beyler. Gençler, bu iş bitmiştir o zaman. Beraber gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Türkiye'nin ufkunu açacağız. Türkiye'nin ufkunu açacağız. Göreceksiniz, yeni bir Türkiye, güzel bir Türkiye. Bunu hep birlikte inşallah inşa edeceğiz. Bir şey daha var değerli arkadaşlarım. Ankara'nın göbeğinde bir genç vuruldu, bir akademisyen vuruldu. Sinan Ateş. Ve Ankara'nın göbeğinde herkesin gözünün önünde vuruldu. Katillerini uzun süre acaba kim diye bulamadılar. Birilerinin sakladığını gayet iyi biliyoruz. Sözüm söz. Isparta'ya söz, Türkiye'ye söz. Allah nasip eder o makama oturduğumda Sinan Ateş'in de Gaffar Okan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca bürokratken beni en çok tutan Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'di. Rahmetli Süleyman Demirel. Pek çok bakan bulunduğum görevden beni almak istedi. Kararnameyi gönderdi Çankaya'ya. Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin Sayın Cumhurbaşkanımız. Bulmuşsunuz böyle dürüst bir adam, niye görevden alıyorsunuz diye. Benim kararnamelerim hep geri gönderildi. Ve o makamda tutardı. Bir devlet adamıydı. Bir devlet adamıydı. Kendisiyle uzun süre çalışma imkanı da buldum. Geriller Genel Müdürlüğü'nde, Bağkur Genel Müdürlüğü'nde, Müsteşar Yardımcılığında pek çok alanda birlikte çalışma imkanı da buldum. Dolayısıyla hepinizin huzurunda böylesine güzel, saygın bir devlet adamını saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum. Onu da bilmenizi isterim. Ekrem Başkan'ın meşhur bir sözü var. Ne diyor? Onu söyleyip sözü bitirelim ama biraz serinledi. Her şey, her şey, her şey, arkaya soralım. Her şey, her şey, Atatürk büstünün orada sipere yatmış bir grubumuz daha var. Her şey, her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Her şey. Baharı getireceğim, baharı. İnanın baharı getireceğiz. İnanın adaleti getireceğiz. İnanın hukuku getireceğiz. İnanın bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İnanın birlikte huzur içinde bu ülkeyi şaha kaldıracağız ve büyüteceğiz. Sizden toplanan her kuruş verginin hesabı size verilecek. Bundan emin olmanızı isterim. Tekrar her şey, her şey, her şey, her şey çok güzel olacak. İnanıyorum.